Merhabalar, hoş geldiniz. Türkçe derslerimizden dördüncü derste yine bir aradayız. Bu dersimizin konusu sözcüklerin anlamını değiştiren ekler. Çocuklar genelde bu konuda biraz hata yaparlar. Eğer sizler beni dikkatli bir biçimde dinlerseniz konunun aslında çok basit olduğunu göreceksiniz. Hazırsak başlayalım. Şimdi çocuklar, biz eklerimizi ikiye ayırıyoruz. Bu eklerden biri çekim eki, diğeri yapım eki. Şimdi çekim ekini de kendi arasında üçe ayıracağız. Durum ekleri, çokluk ekler ve iyelik ekleri olarak. Şimdi çekim ekleri genel olarak sözcüğün anlamını değiştirmeyen ekler olacak. Yine aynı anlama gelen ekler olacak. Ne demek istiyorum? Şimdi ilk olarak durum eklerinden başlayalım. Bizim 5 tane durum ekimiz var çocuklar. Bunlar yalın hali, e hali, i hali, d hali, den hali. Bizim kelimemiz ev olsun. Hemen sarı kalemimizi alalım. Şimdi bizim kelimemiz ev. Bak, ben bu ev kelimesine e ekini getirdiğimde, e durum ekini getirdiğimde bizim aklımıza başka bir şey geliyor mu? Hayır, gelmiyor. Hala ev geliyor. Yani biz ev kelimesini çekmiş olduk. Yeniden yapmamış olduk. Bu nedenle biz ona ne diyoruz? Çekim eki diyoruz. Bakalım. Ev kelimesine iyi durum ekini getirdik. Evi. Aklıma hala aynı ev geliyor mu? Evet, hala aynı ev geliyor. Biz ev kelimesini yeniden başka bir şeye yapmadık. Aynı ev geliyordu. Biz ev kelimesini çektik, evi yaptık. Bu nedenle hala çekim ekindeyiz. Ev de. Hala aklımıza ev gelirken yine aklımıza ev geliyor. Yani biz yeniden bir şey yaptık mı? Yapmadık. Bu nedenle yeniden konumlandırmadığımızdan dolayı de durum eki de çekim eki oluyor. Den ekine bakalım. Ev den. Benim aklıma hala aynı ev geldi. Ben bu kelimeyi sadece çektim. Yeniden yapmadığım için yapım eki değil, çekim eki diyoruz. Çokluk eki. Kelimemiz diyelim ki elma olsun. Elma, aklıma elma gelirken elmalar deyince de hala aynı elmalar geliyor. Yani ben elma kelimesini başka bir şeye yapmadım, başka bir şeye çekmedim. Çoğalttım. Bu nedenle çekim eki. Mesela diyelim ki silgi. Silgiler. Hala aynı silgiler aklıma geliyor. Silgi kelimesini yeni bir şey yapmadım. Sadece çektiğimden dolayı burası çekim eki. Örnek verelim, fare. Fare, çoğaltalım. Fareler. Aklıma hala aynı fareler geldiğinden dolayı ben bunu yeni bir şey yapmadım. Yeni bir şey yapım haline getirmedim. Sadece çektiğim için buradaki lerler eki çekim eki diyeceğiz. Bir de bizim iyelik eklerimiz var çocuklar. Sahiplik bildiriyor. Kalemim, kalemin, silgesi, gözü, kitabı, masası gibi. Bunlar yine aklımıza hala aynı şey getirdiği için bizler için diyeceğiz ki çekim eki. Örnek verelim. Kitap, kitabım. Hala aklımıza aynı kitap geliyor mu? Evet, hala aklımıza aynı kitap geldiğinden dolayı, yeni bir şey yapmadığımızdan dolayı burası çekim eki. Silgisi. Hala ona ait olan silgi aklıma geliyor. Bu nedenle yeni bir şey yaptık mı? Yapmadık. Biz kelimeyi ne yaptık? İyi getirerek birazcık bu tarafa çekmiş olduk. Yeni bir şey yaparsak yapım eki. Hayır, anlamını değiştirmezsek çekim eki diyeceğiz. Bak şimdi ne demek istediğimi biraz sonra daha iyi anlayacaksın. Şimdi biz ekleri ikiye ayırmıştık ve ekler çekim eki kelimenin anlamını değiştirmiyor. Yapım eki kelimenin anlamını değiştiriyor demiştik. Çekim ekimin içinde durum ekleri yalın hali, e hali, d hali, den halinden bahsetmiştik. Bir de i halinden.
kelimeyi bir yerden bir yere çekti. Aklımıza yeniden bir şey getirmedi. Bu nedenle sadece çektiğinden dolayı çekimek demiştik. Çokluk ekleri neydi? Larlardı. Aynı şeyi çoğaltıyor. Yeni bir şey yapmadığından dolayı hala çekimek diyorduk. İyerik eki neydi? Sahiplik bildiriyordu. Benim, senin, onun, onların, bizim gibi. Kalemi, silgisi, faresi gibi. İyerik ekleri de yeni bir şey yapmadığından dolayı çekimek diyorduk. Ama yapım ekleri gelen sözcüğün anlamını değiştirecek. Bunu da hangi eklerle yapacak? Lı, li, cı, ci, lık, liksız, sizgi gibi eklerle yapacak. Ve biz bu ekleri aldığımızda kelimenin anlamı değiştiğinden dolayı diyeceğiz ki bu eklere yapım eki. Mesela diyelim ki bizim kelimemiz göz olsun çocuklar ve cü ekini alalım. Ne oldu? Gözcü oldu. Aklımıza göz gelirken, aklımıza şöyle bir göz gelirken, ay çizimimde ne kadar çirkin oldu. Gözcü, gözetleyen kişi gelmeye başladı. Yani ben göz kelimesinde aklıma göz gelirken gözetleyen, bakan kişi anlamına gelen yeni bir kelime yaptım. Yeniden yaptım. Yeniden yaptığım için buradaki cü yapım ek ediyorum. Bak şimdi. Diyelim ki kitap. Aklıma ne geliyor? Şöyle okuduğum kitap geliyor. Ama ben kitapçı deyip kitapçı haline getirince aklıma ne geliyor? Kitabı satan kişi aklıma geliyor, değil mi? O zaman ben kitaptan kitapçı yaparak yeni bir şey yaptığımdan dolayı buradaki çı ne? Yapım eki. Yeniden yapıyorsa yapım eki diyoruz. Örnek verelim. Kitaptan gidelim. Kitaplık eki getirelim. Ne oluyor? Kitaplık. Kitap derken aklıma ne geliyor? Okuduğum şey. Kitaplık dediğimde aklıma ne geliyor? Kitapları dizmiş olduğum raflar geliyor ve ben buralara ne yapıyorum? Kitapları diziyorum. Bak, kitap başka bir şeyken kitaplık başka bir şey oluyor. Yani buradaki lık eki yepyeni bir şey yapıyor. Yeni bir şey yaptığından dolayı biz buna yapım eki diyoruz. Örnek verelim. Su, sus diyelim. Ve kelimemiz susuz olsun. Su. Aklıma bardağın içerisindeki su gelirken su, sus. Aklıma bardağın içerisindeki su gelirken susuz dediğimde aklıma artık suyu olmayan geliyor. Yani buradaki sus yeniden yaptığından dolayı biz buna ne diyoruz? Yapım eki diyoruz. Anlaştık mı? Süper. Mesela diyelim ki göz, lük ekine getirelim. Aklıma benim gözler gelirken gözlük deyince göze takılan şey geliyor, değil mi? Şimdi ben gözden yeni bir şey yaptığım için buradaki lük ne? Yapım eki. Şimdi çocuklar, tabloyu tekrar toparlıyorum. Ekler ikiye ayrılıyordu. Çekim ekleri, yapım ekleri. Çekim ekleri kelimenin anlamını değiştirmiyordu. Çekim eklerinin içerisinde de durum ekleri vardı. Yalın hali, e hali, i hali, d hali ve den hali. Bunlar geliyordu ama kelimenin anlamı değişmiyordu. Değişmeyip sadece bir yere çektiğinden dolayı biz buna çekim eki diyorduk. Çokluk ekleri neydi? Lar ve ler. Kelimenin anlamını değiştirmiyordu. Kalem, kalemler, silgi, silgiler. Bu nedenle biz buna çekim eki diyorduk. İyerik eki neydi? Sahiplik bildiriyordu. Kelimenin anlamını değiştirmiyordu. Kalem, kalemim. Hala aklıma aynı kalem geldiğinden dolayı biz buna çekim eki diyorduk. Yapım eki ise ne yapıyordu? Kelimeyi bozuyordu. Yepyeni bir anlam getiriyordu. Bu ekler lı, cik, lık, sız, sis, gi gibi eklerdi, anlatmıştık. Gelelim sorularımıza. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde hem yapım eki hem çekim eki vardır diyor. Yani bize hem yap hem çek diyor. Çocukça. Kelimemizin kökü ne? Çocukça. Çocuk aklımıza gelirken
Çocukça yapılan şey geldiğinden dolayı biz buna ne diyoruz? Yapım eki diyoruz. Bahçe ye yönelmiş e hali. O zaman hal eklerinden sadece durum eklerinden sadece çekim eki gelmiş. Kitaplık ta. Bak aklıma kitap gelirken yepyeni başka bir şey geldi. Yapım eki oldu. Bir de kitaplığın üzerinde bulunmasından dolayı durum ekleri geldiğinden dolayı çekim eki aldı. Öğretmenim sahiplik bildirdiğinden dolayı biz buna ne diyoruz sadece çekim eki diyoruz. Hangisi hem yapım eki hem çekim eki almış? Değişik. Anlaştık mı? Çalışkanlık kelimesinde hangi ekler vardır? Çocuklar çalışmak, çalışmaktan çalışkan. Çalışmak bir eylemken, bir çalışma durumunu bahsederken çalışkan bir kişiye vermiş olduğumuz çalışan kişi geliyor aklımıza. Yani yeni bir şey yaptı, çalışkanlık dediğimizde de bu durumu alışkanlık haline getirilmiş olmasından bahsediyor. Yani bu da yeniden bir şey yaptı, bu da yeniden bir şey yaptı. O yüzden bir yapım eki, yapım eki diyoruz. Soru sorumuzdan başlayalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili kelime sadece bir çekim eki almıştır diyor çocuklar. Sadece bir tane çekim eki almasını istiyorum. Bahçe de durum eki bulunma eki çekim eki almış. Yemekler i. Burada yemekten yemekler yapıp bir de yine durum ekinden i'yi kullanmış iki tane çekim eki olmuş. Burası çekim eki. Burası çekim eki bir tane daha çekim eki almış. Kitaplık. Ne olmuş? Yapım eki. Kitap aklıma gelirken kitaplık bambaşka bir şey geldi. Yeniden yaptığı için yapım eki. Arkadaşlık. Yeniden yaptı. Arkadaş aklıma gelirken arkadaşlık ilişkisi aklıma geldiğinden dolayı yeniden yaptığı için yapmak ediyoruz. Hangisi bir tane çekim eki almış? A şıkkı. Hadi gelelim yeşil soruya. Ağaçlık kelimesinde bulunan ek türü nedir? Ağaç aklıma geliyorken ağaçlık bir sürü ağacın olduğu yer aklıma geliyor. Ormanımsı bir yer aklıma geliyor. Yeniden bir şey yaptığımızdan dolayı biz ona ne diyoruz? Yapıldığından dolayı yapım eki diyoruz. Aşağıdaki kelimelerin hangisi sadece yapım eki almıştır? Evin sahiplik belirttiğinden dolayı iyilik olmuş çekim eki. Dağlık yeniden bir şey yapılmış. Bu nedenle yeniden aklımıza bir şey geldiğinden dolayı yapım eki. Köy de köyün içinde bulunduğu için biz buna çekim ek ediyoruz. Evler bir sürü ev aklıma geldiğinden dolayı çekim ek ediyoruz. Hangisi yapım eki olmuş çocuklar? Dağlık. Kolay bir konu değil mi? Yani çocukların hata yapacağı bir konu değil. Dikkatli çocuklar bu konuda çok kazanır. Senden istediğim şey buradaki tabloyu lütfen defterine yaz. Anlaştık mı? Hatta durum eklerinin içerisinde olan bu kısmı tekrar altına böyle tane tane ekleyebilirsin. Çocuklarım, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutma. Eğer ailen bu konularla ilgili bilgilendirici videolara ulaşmak istiyorsa Instagram kanalım bir tutam öğretmenden beni takip edebilirler. Konuyla ilgili alıştırma kağıtlarına ulaşmak istiyorsan Google üzerinden birtutamöğretmen.com sayfasına ulaşabilirsin. Günün çok güzel olsun. Hoşça kal.